Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Eylike Ordu Spor 1922 Konya Spor maçı hazırlıklarını eksik kadroyla devam ediyor. Eylike Ordu Spor 1922 Konya Spor maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Ligde üst üste 2 maç kaybeden temsilcimiz Konya Spor karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Mor Beyazlılar Konya maçında kazanarak yeniden şampiyonluk hedefiyle yürümek istiyor. 52 Ordu Spor'da sakatlığı bulunan Özgen Erdem, Nazmi Can Doğan ve kadro dışı kalan Anıl Taşdemir bu karşılaşmada oynamayacak. Mor Beyazlıların 1922 Konya Spor'la oynayacağı mücadeleye Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu ev sahipliği yapacak. 13 puanla 8. sırada bulunan temsilcimizin liderle 8 puanlık farkı bulunuyor. Mor Beyazlıların cumartesi günü konuk olacağı rakibi 1922 Konya Spor 10 puanla 10. sırada yer alıyor. Ordu Spor 1967 Bulvar Spor maçı hazırlıklarını galibiyet hedefiyle devam ediyor. Ordu Spor 1967'de her yol 3 puana çıkıyor. 3. Lig 2. grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen fakat son haftalarda istediği sonuçları alamayan Ordu Spor 1967. 9. haftada Bulvar Spor'u ağırlayacak. Evinde son oynadığı maçta Kahramanmaraş Spor'u 1-0 yenen temsilcimiz Bulvar Spor maçında kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istiyor. Ordu Spor 1967 Bulvar Spor mücadelesi pazar günü saat 19'da Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. Mor Beyaz Beyazlılar bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz 10 puanla 8. sırada bulunuyor. Temsilcimizin pazar günü ağırlayacağı Bulvar Spor'sa 8 puanla 9. sırada yer alıyor. Fas'a Belediyespor Artvin Opaspor deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Fas'la Belediyespor 3. Lig 3. grubun 9. haftasında Artvin Hopaspor'a konuk olacak. Önceki hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 yenilen Sarı Lacivertliler deplasmanda puan hedefleyecek. Sezon başında hedefini playoff'a kalmak olarak belirleyen temsilcimiz Hopa deplasmanında iyi sonuç almak istiyor. Sarı Lacivertliler 8 puanla 12. sırada bulunurken playoff'un 4 puan uzağında yer alıyor. Artvin Hopaspor ise 6 puanla 18 takım içerisinde 17. sırada bulunuyor. Fas'la Belediyespor Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Sarı Lacivertlilerin Mor Beyazlılarla oynayacağı mücadeleye pazar günü saat 14'te Hopa İlçe Stadyumu ev sahipliği yapacak. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Akkuş Belediyespor voleybol takımı için iyi bir kadro kurduklarını, bu sezon şampiyon olacaklarını ifade etti. Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit'in sunduğu Ordu Yönetenler programına katılan Başkan Demirci, voleybol takımı sponsorlarımızın desteğiyle yürüyor. Onlara teşekkür ediyorum. Akkuş'ta çok önemli spor yatırımları var açıklamasını yaptı. Şimdi arkadaşlarımız evet Efeler'de uzun yıllar voleybol oynamış ve Efeler Ligi'nde takım çalıştırmış tecrübeli bir hocamızla yola çıktık. Hocamıza güveniyoruz. Hepsi karakterli pırıl pırıl çocuklar, oyuncu kardeşlerimiz var. Onlara güveniyoruz. Dolayısıyla bu sene o sene olacaktır. Bu sene inşallah direğe falan çarpmadan direkten içeri gireceğiz İnşallah. İstiyoruz. 2 yıl bu şanssızlığı yaşadık. Bu sene olmasın diyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yani ben de bir maçlarını seyrettim. Daha fırsatımız olmadı ama inşallah bu hafta sonu Çorum'da iyi bir takım. Çorum'da yapacakları maçı bu akşam bu hafta sonu arkadaşlarla izleyeceğiz. Sadece voleybol değil. Diğer branşlarda da arkadaşlarımız, hocalarımız var, çalışıyorlar. Voleybolda altyapı hocamız var. Onlar da öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Biz çocukları sokaktan, internet kafelerden salona çekmek için biz bu yola girdik ve şu anda da bu konuda başarılıyız. Evet, voleybol biraz daha zirve yaptı. İnşallah iyi olacak. Voleybol takımımıza, sponsor olan iş adamlarımıza, buradan aracılığınıza çok teşekkür ediyoruz onlar. Takım belediyeye yük değil. Takımımızın sponsorları, Allah razı olsun, onlar üstlendiler, onlar götürüyorlar. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Tabii spor yatırımları az önce konuştuğum, tekrar değinmeyeceğim ama spor anlamında, spor yatırımları anlamında Akkuş'umuzda çok güzel işler olduğunu söyleyebilirim. Her daim söyleyebilirim.
Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.